İyi akşamlar İstanbul! İyi akşamlar! Geceyi ve geleceği aydınlatan sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet'in sevgili evlatları, hoş geldiniz! Hoş geldiniz! 100. yaşımızı kutluyoruz. 100 yaşında devletimiz var. Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimiz sonsuza dek var olsun. Hoş geldiniz İstanbul. Hoş geldiniz. 100 yıl önce 29 Ekim 1923 gününe saatler kala Mustafa Kemal herkesin bildiği ve beklediği bir haberi arkadaşlarıyla paylaştı. Sakince paylaştı. Mağrur bir şekilde paylaştı. Kendinden emin paylaştı. Dedi ki, efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. O günün şartlarında Cumhuriyet o kadar doğal, o kadar hak edilmiş bir şeydi ki Atatürk bunu her zamanki sakin tavrıyla söyledi. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. O günleri hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış işgalcileri geldikleri gibi göndermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş, saltanatı kaldırmış, hep birlikte buraya bir ambulans istiyor gençler, şuraya hemen bakalım buraya arkadaşlar. Bakın hemen burada, hemen önümde. Tamam, geliyorlar. Geliyorlar. Milletin egemenliğini ilan etmiş ve Lozan Antlaşması'nı, varlığımızı ve bağımsızlığımızı teminat altına alarak bütün dünyaya kabul ettirmiştik. Şimdi artık yapacak tek bir şey kaldı. Birlikte nasıl yaşayacağımıza dair milletçe birbirimize söz vermek. Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet birbirimize verdiğimiz o namus ve şeref sözüdür Cumhuriyet. Şeref sözü. Evet. 29 Ekim 1923'te hep birlikte bir söz verdik. Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak dedik. Bu memlekette 86 milyon insanımız eşit hissedarlar olacak demiştik. Hiç kimseye, hiçbir gruba ayrılık, ayrıcalık tanınmayacak. Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimize hep birlikte söz vermiştik. Kökenlerine, inançlarına, yaşam tercihlerine, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hep birlikte hiçbir farklılığımıza bakmadan herkesi eşit ölçüde saygın ve değerli kabul edeceğimize birbirimize söz verdik. Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla yaşamaya söz verdik. Birbirimizi dert edineceğiz.
birbirimizin yanında olacağız dedik. Sevgili vatandaşlarımız, benim güzel hemşerilerim, Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için, dayanışma içinde birbirimize omuz verdiğimiz için bugün hala ayakta ve çok güçlü. Cumhuriyet işte bu nedenle bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. İşte bunun için Cumhuriyetimizin 100. yılını ilk günkü coşkuyla ve umutla kutluyoruz. Kutlu olsun Cumhuriyet! Kutlu olsun! Sevgili dostlarım, ne kadar kutlasak az, ne kadar gurur duysak az, senin o güzel yanaklarından öperim güzel adam. Ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü, atamızı ne kadar ansak az, ona minnet duyuyoruz. Cumhuriyet bir devlet rejiminin çok ötesinde bir gerçekliktir. Cumhuriyet aynı zamanda beraberce oluşturduğumuz bir toplum projesidir. İnsanın özünde bu toplum projesinin özünde hep birlikte insanın özgürlüğü, eşitliği ve toplumun dayanışması yatmaktadır. Cumhuriyet tüm yurttaşların hiçbir baskı ve tahakküm olmadan özgürce ve eşitçe dayanışma içinde bir arada oldukları ve hep birlikte yönettikleri rejimin adıdır. Cumhuriyet efendiyi tahakkümü reddeder. Tebaa bitmiştir. Vatandaşlık başlamıştır. Cumhuriyet anlayışında hiçbir birey, hiçbir toplum kesimi diğerleri üzerine tahakküm kuramaz. Aynı şekilde devlet de, bakınız, devlet de toplum üzerinde tahakküm kuramaz. Devlet vatandaşını sever. Devlet vatandaşına şefkatli bakar. Devlet tahakküm kurmaz. İşte Cumhuriyetimiz özgür ve eşit yurttaşların dayanışma içinde kurdukları toplumsal barışın adıdır. Cumhuriyet ideali uluslararası barışın da güvencesidir. Sevgili hemşerilerim, kıymetli vatandaşlarımız, dünyanın savaşlar, işgaller, zulümler altında büyük acılar yaşadığı bu günlerde Cumhuriyetimize sahip çıkmak, barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır. İnsanlığa sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, dünyaya eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış mesajı vermektir. Değerli hemşehrilerim, sevgili yurttaşlarım, ikinci yüzyıla adım atarken, bakınız, ikinci yüzyıla adım atarken Cumhuriyetimizi, yani birliğimizi tazelemek göreviyle hep birlikte karşı karşıyayız. Bunu toplumdaki tarihi yaraları kapatarak başaracağız. Kendini dışlanmış hisseden kim varsa, tüm kesimleri eşitlik, özgürlük, dayanışma
ve barış ilkeleri etrafında hep birlikte buluşturacağız. Omuz omuza olacağız. Buluşturarak başaracağız. Türkiye'yi özgür ve mutlu, güçlü ve istikrarlı bir ülke yapabilmenin ilk şartı Cumhuriyet ilke ve değerleri etrafında buluşmaktır. En büyük uzlaşmayı, bu güzel buluşmayı hep birlikte yeniden gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetin bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk'ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla, kararlılıkla yürüyeceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız İstanbul? Kararlı mıyız? Cumhuriyet için hazır mıyız? Demokrasi için hazır mıyız? Atatürk için hazır mıyız? İşte kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeden yürüyeceğiz. Ve mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Bizi göreceksiniz. Karanlığın sonunda pırıl pırıl, ışıl ışıl aydınlık bekliyor. Bunun için çok koşacağız. Bizler gittiğimiz her yeri aydınlatacağız. Biz kimiz? Biz medeniyetin beşiği Anadolu'yuz. Biz genç ve cesur Türkiye'yiz. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Milletçe hazırız. Biz Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. 100. yaşımız kutlu olsun. Tam bağımsız Türkiye var olsun. Atatürk sen çok yaşa. Cumhuriyet sen çok yaşa. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun.